Merhaba. Evde dondurma nasıl yapılır? Dondurma yapmanın birçok farklı yöntemi var. Bir tanesi zaten kanalımda var. En klasik olanı. Tabii en klasik olanı derken Türkiye'de yapılan en klasiği değildir. Normal şartlarda biz vanilya sos hazırlarız işte. İçinde krema, süt ya da sadece süt, yumurta, şeker karışımı hazırlarız ve onu dondurma makinesine koyduğunuzda yapabileceğiniz en basit dondurma reçetesi odur ve ona eklemelerle bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ben şimdi burada size dövme dondurma tarzında dondurma nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani biz Türkiye'de işte geleneksel olarak nasıl yapıyorduk onu göstereceğim. Çok basittir aslında. 1 litre süte ihtiyacınız var. Süt ne kadar yağlı o kadar iyi. Ben de pastörize edilmemiş Jersey cinsi ineklerden elde edilmiş yağlı bir süt var şu anda. Salebe ihtiyacınız var. Bunları aktarlardan, lokman hekimlerden alabilirsiniz. İçecek hazırlıyorsanız 1 litre süt için 4 gram salep yeter. Ama dondurma yapıyorsanız 1 litre süt için 6 gram salebe ihtiyacınız var. 6 gram da 1-1,5 tatlı kaşığı arası gelir. Bunu kullanacağız. Sadece bunu kullanacağız. Şeker tamamen damak tadınıza göre değişir. Ama 200-250 gram iyidir her zaman için. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. O da bir su bardağı veya bir su bardağı artı 2 çorba kaşığına denk gelir. Ben burada biraz az kullanıyorum. Ve ben aynı zamanda bal koyacağım içerisine. Süzme bal. Tabi bu yine Sivas'tan gelmiş bir bal. Güzel bir bal. Bal olduğunu biliyoruz en azından. Peki neden bal koyuyorum? Dondurma dolapları normalde çok fazla soğutulmazlar. Ve fark ettiyseniz ne kadar soğuk olursa olsun ısırarak yiyebilirsiniz. Yumuşarlar. Dışarıda yapılanların çoğunun içerisinde elbette ki biliyorsunuz glikoz var. Bu koyduğumuz bal donma derecesini biraz daha etkileyecek ve donduğu zaman çok fazla sert olmamasını, bu karıştırma sırasında da çok fazla sert olmamasını sağlayacak. Temel mantığı bu. Çünkü bu gördüğünüz sükroz yani sofra şekeri donduğu zaman beton gibi olur. Biz biraz daha yumuşak kalsın istediğimiz için içerisine bal koyacağım. Bal da zaten glikoz ve fruktozdan oluşur. Çoğunluğu öyledir. En azından %45'i ve %35'i. Yani %45 glikoz, %35 fruktoz. Geri kalan kısımda su ve minerallerdir ve vitaminler. Ben o nedenle biraz da bal koyacağım içerisine ki hani karıştırma sırasında veya donduktan sonra yiyecekken çok zorluk çıkmasın. Onun için başka neler var? Tabii dondurma sanayinde dekstroz kullanılıyor. Yani nişastadan elde edilen bir tür şeker, çok ince bir şeker. O da donma derecesi çok düşüktür. Dondurmanın çok sert olmamasına yardımcı olur. Yapacağımız şey çok basit. Ben sütü ocağa koydum ama çok ısınmasını istemiyorum. Çünkü çok ısınırsa içinde salebi açamazsınız. Salep koyuyorsanız zaten başka bir şeye ihtiyacınız yok aroma verici olarak. Sadece salep kendi başına yeterli olur. Şekeri koyuyorum. Balı koyuyorum. Balı isterseniz bütün işlem bittikten sonra da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada çok fazla ısınmayacağı için zararlı maddeler oluşturmayacaktır. Yoksa biliyorsunuz balı kaynatmak iyi bir şey değildir. Biz burada tabii balı kaynatmayacağız. Bu koyulaştığı için 80 derece civarında pişmiş olacaktır 80 dereceye geldiğinde. Bal koymak tabii tercih meselesi. Çam balı, çiçek balı koyabilirsiniz. O zaman tabii dondurmanızın aromasını da biraz değiştirir. Şimdi yapacağımız şey burada muhallebi pişirir gibi salebin bütün sütün koyulaştırmasını bekleyeceğiz. Ve koyulaştıktan sonra da soğumasını bekleyeceğiz. Evet bu kaynadı ve koyulaştı. Kıvamını görüyorsunuz. Hafif sulu bir muhallebi gibi oldu. Ama unutmayın
daha da koyulaşacak. Tabii çok fazla kaynatmak iyi değildir. Onu da söylemek lazım. Özellikle nişastayla pişirdiğiniz muhallebilerde de 80 derecenin üzerinde bağlayıcılığını nişasta kaybeder. 80 derecenin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, yani ne kadar çok kaynatırsanız, kaplayarak koyduktan sonra sulanması da o kadar hızlı olur. O yüzden muhallebinizi sadece kaynadıktan sonra nişasta kokusu gidene kadar, malzemenin büyüklüğüne göre 1 dakikayla işte 7 dakika arasında kaynat. Evet, muhallebi hazır. Şimdi ben bunu soğumaya alacağım. Sonrasında dövme dondurma yapmak evde çok zordur. Yani herhangi bir işte kabın içerisine buz koyup üzerine tuz atıp muhallebin içinde bulunduğu metal kabı da içine oturtarak döve döve onu yapmak biraz zor, zahmetli bir iş. O yolu da tercih edebilirsiniz ama ben daha kolay yöntemini size göstereceğim. Buzluğa işte aralıklarla koyup çıkarıp karıştırarak yapacağız. Temel olarak mantık şudur zaten. İçerisinde büyük buz kristallerinin oluşmasını engellemek. Eğer sürekli böyle bir koyarsınız buzluğa ve orada öylece donmasını beklerseniz büyük büyük buz kristalleri oluşur. O zaman da yerken o istediğiniz o kremamsı hissiyatı alamazsınız. Ancak koyup yarım saat sonra ya da 15 dakika sonra çıkartıp tamamen döktüğünüz inceliğe bağlı karıştırıp tekrar koymak ve bunu 3-4 kere tekrarlamak da bu işi görür. Aksi halde bir kabın içerisine buz koyup üzerine tuz atmalısınız. Ve onun içerisine de bu muhallebiyi koyduğunuz metal kabı oturtmalısınız. Ve sürekli döverek, karıştırarak bir dondurma hazırlamalısınız. Ama onun da hazırlanması şunun için bile 1 saat kadar sürer. Ben size kolay yöntemini göstereceğim. Tabii evde bir masaüstü mikser varsa onda da yapmak mümkün bunu. Yine de herkesin evinde olmadığı için dediğim gibi ben kolay yöntemiyle yapacağım. Şimdi bunu soğutalım. Evet, dondurma için hazırladığım muhallebi gördüğünüz gibi koyulaştı, soğudu. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabı derken buzluğa kaldıracağım. İlk seferinde 1 saat kadar bekleyecek. Daha sonraki aşamalarda ise zaten donuk olduğu için 15 dakika ile yarım saat arasında bekleteceğim. Yapacağımız işlemler şu basitçe. Donacak, karıştırıp büyük buz kristallerinden kurtulacağız. Bir daha atacağız, bir daha. Bunu 3 sefer daha tekrarlayınca sonunda dondurmamız hazır olacak. Metal bir kap kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü herhangi bir cam kalıp karıştırma sırasında kırılabilir. O zaman da hem emeğinize hem malzemenize yazık olur. O yüzden ben bu hazırladığım tencerede buzluğa atıp şimdi 1 saat kadar donduracağım. Evet, şimdi bakın. Dondurma donmaya başladı. Özellikle kenarlardan tabii daha çok donuyor. Şimdi bunu bu şekilde karıştırıp büyük buz parçalarını kırıp tekrar dolaba koyacağım. Bir dahaki sefere bundan daha fazla sertleşmesini bekleyeceğim. Tekrar çırpacağım. Bir kez daha aynı işlemi tekrarlayacağım ve dondurma hazır olacak. Ben sadece şu kısmı göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kenarlardan daha sert dondu. Tabi dondurma makineniz varsa ve dondurma makinesine koyarsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Ya da bunu daha ince dökebilirsiniz eğer isterseniz. Ben şimdi bunu iki kalıba bölüp daha ince dökeceğim. O zaman bu donma işlemi daha hızlı olacak. Evet, peki o kadar süre karıştırmanın sonunda ne oldu derseniz, gördüğünüz gibi böyle kremamsı nefis bir dondurma oldu. Bu kolay kolay eriyen bir dondurma değil. Salepliler genelde böyle, salepli yapılanlar böyle oluyor. Gördüğünüz gibi kremamsı, çocukluğumuzun dondurması. Tabii ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok küçük buz kristali oluşacak. Ben karamellisini de yaptım. Bir karamel sos videomuz vardı kanalda. Oradan elimde kalmış bir karamel vardı. Onun bir kısmını da dondurmaya ekledim. Böylece karamelli yaptım. Çikolatalı yapmak isterseniz erimiş bitter çikolata ekleyebilirsiniz. Ama klasik dondurma bu. Eğer dövmeyle uğraşırsanız, uğraşmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben dövmeyle çok uğraşmıyorum derseniz, uğraşmak istemiyorum derseniz, bu şekilde dolaba atıp çıkararak, yani dondurucuya atıp çıkararak da
kendinize çok lezzetli bir dondurma yapabilirsiniz. Evet, böylece salepli dondurmanız, yani gerçek dondurmanız hazır. Afiyet olsun.